Herkese merhaba değerli dostlar. Oyak çimento ile ilgili teknik bir çalışma yapacağız şimdi. Oyak çimento, afyon çimento gibi hisselerde yüksek miktarda bizim küçük yatırımcımız var. Küçük yatırımcılarımız bu hisselere karşı acayip bir tabi afyon çimento'nun geçmiş yıllarda yapmış olduğu agresif hareketlerden dolayı bir cazibe var diyebilirim. Ama bu hisselerin o cazibeyi kaldıracak kadar şu an dermanı yok. Oyak çimento bildiğiniz gibi birleşmeden sonra önümüzdeki dönemde artık bu oyak betonla bünyesine katılmış olacak. Bu sayede şirket zaten kendi iştirakıydı bu. Önümüzdeki süreçte herhalde Kanal İstanbul projesi için birazcık daha bir araya geliyorlar. Aynı şişe cam gibi büyük kuruluşlar artık tek çatı altında toplanmaya başladı. Bu çok güzel bir şey. Yani afyonla oyak çimentoyu zaten kıyaslayamayız. İkisinin de durumları birazcık daha birbirinden farklı. Oyak birazcık daha kurumsal bir şirket. Afyon Çimento Arge çalışması bile yapmayan bir şirket. Yani üzerinde bir spekülasyonla bir hareket gerçekleştirildi ama hani Afyon Çimento çok düşük bir karı var. Bu yüzden yani çimento şirketlerinin bu bulunduğu rakamların şu anki mevcut ekonomide yüksek olduğunu bilmenizi istiyorum. Yani çok büyük beklentiler içine girmeyin. Hani ben bunu aslında size sürekli hatırlatmaya çalışıyorum ama şimdi birazcık daha detaylı olarak izah etmeye çalışacağım. Yani e, önümüzdeki süreçte eğer Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir düşünceniz varsa yani bu çimento gibi şirketlerin bundan çok büyük ne alacağını düşünüyorsanız bunu artık birazcık ötelemeye çalışın çünkü Kanal İstanbul projesi 2023 yılındaki seçim erken olur mu bilmiyorum ama seçim gerçekleşmeden Türkiye'de hiçbir şirketi kolay kolay Kanal İstanbul projesini başlatamazsınız. Çünkü e, seçimde AK Parti hükümeti kaybederse ortalıkta kalma durumları olduğu için bu yüzden bu işleme 2023'ten ya da en yakın erken seçim olursa bu seçimden sonrasına kadar böyle bir plan yürürlüğe girmeyecektir bilginiz olsun. Ya yani Kısaca bu benim düşüncem. Yani ben şirket yöneti olsaydım bu şekilde davranırdım. Önümüzdeki süreçte Boyap gibi büyük kuruluşlarda büyük beklentiler içine girmeden önce şöyle teknik ve takas analizlerine biraz bakarsanız fonların hisselerde çok fazla yatırım tercih etmediğini görürsünüz. Şöyle bir detaylıca bakmak istersek. Ben yaklaşık 2 aydır bu hisseyi analiz ediyorum. Ve 8-20 bölgesi üzerine hisse oturmadan bu hissede vakit kaybı olabileceğini hissede büyük beklentiler içine girmemeniz konusunda sürekli uyarmıştım. Şöyle baktığınız zaman şu 2 aylık süreçte hisse bir kere sadece 8.20'nin üzerine geçti. Ve o zaman da hissede pozisyon açma önerisinde bulunmuştuk. Bilakis 8.60'lar bölgesinin üzerine çıkamadığı için hisse buradan güç kaybetti. Aynı şekilde şu an baktığımız zamanda ise hisse bugün kasıtlı olarak yine 8.20 yani teknik analiz çalışması yapan insanların beklentisini hem karşılayacak şekilde hem bakın ben 8.20'yi geçersem giderim imajını bozmamak üzere 8.20 bölgesinde işaretliymiş gibi kapanış gerçekleştirdiyse bunu en son ne zaman yapmıştı? Şu gün yapmıştı. Yani bu hisseyi 8.20'de kapattılar. Bu bölgenin üzerinden artık sert bir hareket gelmişti. Şu anki bu kapanış bana yine aynı hareket acaba olur mu? izlenimi yarattı. Ama hisse de fon girişi olarak ciddi bir meblağ yok. Sadece borsanın ritminden kaynaklanan bir giriş bu. Yani hisse alacak patır kütür yukarı, patır kütür gidecek bir izlenim yaratacak takas da görünüm yok. Şöyle e, ki e, hani hatırlıyor musunuz endeks 118 bölgesini e, bu 22 Kasım, düzeltiyorum 20 Ekim, 22 Ekim'de hani Merkez Bankası faiz arttırmamıştı. O zaman aşağıya düşmüştük. Bir sert bir düşüş olmuştu. Hatırlıyor musunuz? İşte o zamanki düşüşte emeklilik fonuyla Filip e, fon şeyleri düzeltiyorum, aracı kurumları. Bu hissedeki düşüşte toplayıcı kurum olmuşlardı. Yani satışları onlar karşılamışlardı. Şu anda hisse tekrar 7.30'lardan 8.20 bölgesine geldikten sonra bu hafta 7.90 ile 8.30 arasında hissede kademeli olarak bu adamlar şu an satış yapıyorlar. Emeklilik fonuna Philip. Yani bunlar bir nevi e, gerçek bir giriş değilmiş. Yani hissede sadece satışı karşılamaları için görevlendirilmiş iki kurum. Yani tahta yönetim açısından bu böyle. Ama Citibank'a bakarsak Citibank paylarında e, çok az olmak kaydıyla hissesini arttırmaya devam ediyor. Bu haftalık şu gördüğünüz kral, e, tek takas analizi. Şöyle 3 aylığa bakarsak ne olmuş? 3 aylık içinde şu ilk satırı görmeyin. Bunu daha önce söylemiştim. E, Oyaktan İş Bankası'na virman gerçekleşti. Normalde 859-860 milyon civarında lot vardı oyakta. Bunun 50 milyonu bir günde virmanlandı. Yani piyasada işlem görmedi. Şimdi onu göz, göz, göz ardı ediyoruz. Son 3 aylığa baktığımız zaman en büyük alıcı Citibank, Deutsche Bank ve Emeklilik Fonu. Yani Emeklilik Fonu 2 milyon lot sattığı halde 2,5 milyon lot artıda demek bu. Bu e, haftalık satış bunun içinde dahil işlenmiş durumda. Yani aslında o 1.9'u bunun üzerine eklediğiniz zaman yaklaşık 4 milyon 400 bin lot civarında lot varmış. Geçen haftaya kadar emeklilik fonunun elinde. Tabi bahsettiğim bu 2-2.5 milyonluk lotu zaten sattığı lotun bir miktarını zaten hisse endeks düşerken oyak çimentonun aşağı düşmesinden kaynaklı satın almıştı. Onu da şu an satın aldığı yerin üzerinden realize etti. Yani hissede sadece piyasanın toplanması için tutulmuş emeklilik fonuyla Filip'teki yapılan işlemler. Yani Citibank'ın elindeki lotu baktığınız zaman son 3 aylık içinde 6 milyon lot elinde aldığını görüyoruz son 3 ay içinde ve bunun sadece 1.7 milyonunu son 1 ay içinde satın aldı Citibank. Deutsche Bank'ın işlemlerinde herhangi bir önemli bir değişiklik bulunmamakta. Şimdi size aynı hatırlarsanız o günkü söylediğim gibi hissede tam şu an 8.20'nin bulunduğu bölgeden tekrar kapanış yapmasını olumlu buluyor. Ve hisseyi teknik olarak takip aldığımı söylemek istiyorum. Hissede bir sonraki test direnç bölgesi yaklaşık 8.60 bölgesi olacak. Yani %5'lik bir potansiyel taşıyor olacak hissemiz. Piyasa değeri böyle defter değeri dediğimiz şirketin ederinin 4.5 liranı 4.5 katında olduğunu bilmenizi istiyorum. Ve aynı şekilde iş yatırımın bu hisse için hedef fiyat olarak 3.40 bölgesini hedef verdiğini hatırlatmamı tekrar e, yapayım. Önümüzdeki süreçte hissede teknik olarak bir çalı, hani teknik olarak bir yükseliş gerçekleşebilir piyasa şartlarından dolayı ama düşüşlerde yüksek tepki vermesi beklenir. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.